Bugün sizlerle bir robot yapmaya başlayacağız. Burada gördüğünüz malzemeleri, yani daha önce içlerini incelediğimiz bu ürünleri kullanarak yeni bir ürün üretmek istiyorum. Bunu yaparken önce beyin fırtınası yapmamız ve yaratıcı fikirlere açık olmamız gerekecek. Ayrıca bu parçaları bir arada çalıştırabilmek için iyi bir planlama yapmalıyız ve inovasyonla değer yaratmaya çalışmalıyız. Son olarak parçalar bir arada çalıştıklarında ortaya çıkabilecek problemleri de çözmemiz gerekecek. Bu bir dijital kayıt cihazı. Bu bir saç kurutma makinesi. Bu pille çalışan dokunmatik bir led lamba. Bunlar kablo bağları, dijital bir kamera ve bir de alarmlı saat görüyorsunuz. Tüm bu aletlerin bir arada çalışmasını sağlayıp işimize yarayacak bir şeyler tasarlamaya çalışacağız. Öncelikle not defterimizi çıkarıp bu aletleri kullanarak tasarlayabileceğimiz farklı konseptler üzerinde çalışalım. Dokunmatik lambanın boyutları uygun olduğu için onunla başlamak istiyorum. Saç kurutma makinesinin motoru var ve bu motorun havayı üfleyebileceği ya da potansiyel olarak bir şeyleri hareket ettirebileceğini biliyoruz. Bunun için saç kurutma makinesinin motorları sayesinde hava üfleyebilen ve hareket edebilen bir Dokunmatik lamba çiziyorum. Belki de alarmlı saati kullanarak etrafta dolaşan bir robot da yapabiliriz. Bunun için tekerleklere de ihtiyacımız olacak ve yine saç kurutma makinesinin ya da DVD oynatıcının motorlarını kullanabiliriz. İşin aslı kişiliği olan bir şey tasarlamak istiyorum. Bu şey hareket edebilecek ve etrafında olup bitene tepki verebilecek bir şey olmalı. Ayrıca bunu daha önce söktüğümüz bu cihazın parçalarını kullanarak yapabilmeliyim. Belki fotoğraf çekebilir, belki de ses kaydedip bu sesi çalabilir. Üreteceğim robotun nasıl bir şey olmasını istediğimi belirlediğime göre, sıra bunu nasıl yapacağımıza geldi. Bunu buraya yazdığım amaçları tek tek inceleyerek yapacağım. Üreteceğim robotun ya da buna ürün diyelim, hareket edebilmesi için saç kurutma makinesinin motorlarını kullanacağım. Bunların ikisini de kullanarak motorların hava itiş gücünü robotu hareket ettirmek ya da tekerlekleri döndürmek için kullanabilirim. Robotun etrafında olup bitene tepki verebilmesi için bir çeşit sensör ya da anahtara ihtiyacım var. Bunun için de alarmlı saatin anahtarını kullanabilirim. Böylece eğer bir duvara çarpacak olursa geri hareket edip toparlayabilir. Görüntü ve sesleri kaydetmesi için dijital kamera veya ses kaydediciyi kullanabilirim. Peki tüm bunları nasıl kontrol edeceğiz? Bunun için mikro işlemci ya da mikro kumandaya ihtiyacımız olacak. Bu kumandayı zaten seçmiştik. Ek olarak kameramız, ses kartımız ve saç kurutma makinesinin motorları var. Tabii bir de tüm bu parçaları üzerinde bir araya toplayacak olan bir de dokunmatik lambamız var. Çalışabilmeleri için pile ihtiyacımız olduğunu da unutmayalım. Karşımıza çıkacak problemlerden ilki, motorların 12 voltla, ses kartının 9 voltla ve kameranın da 4,5 voltla çalışıyor olması. Mikro işlemcimiz yani mikro kumanda cihazımız Arduino ise 5 volt istiyor. Her parçanın farklı voltajlarla çalıştığı bir ortamda, bu voltajları kontrol edip tüm parçaların birlikte çalışabilmesini sağlamanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bunu bir motor kumandası ile halledebileceğimizi düşünüyorum. Motor kontrol ünitesi, yüksek gerilimli ve yüksek voltajlı motorlarımızı çalıştırmamızı ve aynı zamanda onları düşük güçlü, düşük akımlı ve düşük voltajlı Arduino ile kumanda edebilmemizi sağlayacak. İşte bu yüzden motor kumandasına ihtiyacımız var. Ve motor kumandasıyla daha fazla detayı bu konuda hazırladığım videoda bulabilirsiniz. Özellikle saç kurutma makinesinin motorunu ayıralım. Başka bir deyişle motoru saç kurutma makinesinin içinden çıkaralım. Ürünümü hareket ettirecek olan parça bu olduğu için önce birkaç deneme yapalım ve motorun ne kadar güce ihtiyacı olup ne kadar torku olacağı gibi noktaları inceleyelim. Şimdi motorumuzla deneme yapacağız ve çalışması için ne kadar güce ihtiyacı olduğuna bakacağız. Timsah pensle dediğimiz krokodil penslerimizi bağladım ve buna da 1.5 voltluk bir kalem pil bağlayarak motorun dönüp dönmeyeceğini ve eğer dönerse de ne kadarlık bir hava itiş gücü sağlayacağını görmek istiyorum. Motoru test etmek için küçük bir plastik parçası kullanacağım. Motor çalışıyor ama plastik parçasını bu şekilde tuttuğumda herhangi bir hareket göremiyorum. Demek ki bu şekilde olmayacak. Bundan daha fazla volta ihtiyacımız olacak. Pil sabitleyicisi dediğimiz pil yuvası kullanarak pilleri seri bağladığımızda voltaj artıyor. Sabitleyici bizi 1,5 volttan 12 volta hatta biraz daha fazla olan bir voltaja yükseltiyor. Şimdi de bu motor üzerinde nasıl bir etkisi olacağını görelim. Pilleri motora bağladığımda ne kadar hızlı hareket ettiğini görüyor musunuz? Motorun havaya itiş gücü plastik parçasını kesinlikle ittirecek çünkü üflediği havayı ben bile hissedebiliyorum. Her ne kadar iyi bir itiş gücü sağlasa da tek yönlü hareket yarattığı için robotu hareket ettirmek için bu yöntemi kullanmayı düşünmüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi havayı tek bir yönde üflediği ya da ittirdiği için motor diğer yönde de hareket sağlamıyor. Evet sıra bu motoru neye bağlayabileceğimiz ve ne kadar voltaja ihtiyacı olduğunu anlayabilmek için motorumuzun özelliklerini belirlemeye geldi. Bunun için pervaneyi ve motorun etrafındaki kaplamayı sökmemiz gerekiyor. Şu şekilde bir demir testeresiyle keseyim. Hatta görüntüyü de hızlandırayım ki bütün bu kesme aşamasını izlemek zorunda kalmayın. Gördüğünüz gibi pervane buradaki pirinç parçaya tutturulduğu için çok zor sökülüyor. Pervanenin saç kurutma makinesinden fırlamaması için bu bağlantıyı oldukça sağlam yapmışlar. Yan keskiyle kesersen belki daha kolay olur. Evet, işe yaradı. Şimdi şu iki vidayı da sökeyim. Evet, motorun kendisine ulaştık. Sıra geldi motorun teknik özelliklerini bulmaya. Motorun üzerinde özelliklerinin yazıp yazmadığına bakıyorum. Sanırım burada basılı bir metin var. Bu metni bilgisayarda bir arama motoruna yazalım ve motorumuzun ne tür bir motor olduğunu ve teknik özelliklerinin neler olduğunu öğrenmeye çalışalım. Gördüğünüz yazının birebir aynısını yazdığınızdan emin olmalısınız. Motorumuz Kaysen elektroniğe ait bir Machubi motoru. Bakalım bu listede bulabilecek miyiz? İşte burada. Model numarası 2073. Çalışma voltajı 9 ile 24 arasındaymış. Nominal voltaj yaklaşık 20. Üzerinde yük olmadığı zaman motor dakikada 17200 devir yapıyor. Gerçekten çok hızlı. Akım da 0,2 amper. Yük olacağı için her zaman 0,2 amperden daha fazlasını kullanacağımızı da ekleyelim. Motorun hızı maksimum verimlilikte 14420. Daha sonra da bu hızda 1 amperlik bir akım var ve bu yük olduğu anlamına geliyor. Tork 9,49 milinewton mm metre ya da 96,7 gram santimetre. Evet, motorun üretebileceği döndürme gücü bu ve bu oldukça önemli bir değer. Çok ağır olmadığı için robotu hareket ettirebileceğini düşünüyorum. Motorun randımanı da 14,3 watt. Bu tablodaki en önemli veri voltajdır. Çünkü motoru kendi voltaj aralığında çalıştırdığımızdan emin olmalıyız. Pillerimizi test ederken yaptığımız gibi seri bağladığımızda 12 volt elde ediyorduk ve bu da motorun voltaj aralığında olduğundan bu voltajı kullanabiliriz. Arduino'yu ve motor kumandası kullanarak motorun hızını da kontrol edeceğiz. Arduino motora sinyal genişlik modülasyonu göndererek ve bu da motorun hızını değiştirerek doğru akımla çalışıyor olmasından çok daha yavaş çalışmasını sağlayacak.